Ya kime söylüyor ki bunu? Takımı bu maç için başkası mı seçti? Ya bu takımı da o seçti. Ama yani ben sanki size birine hak kızacak verdim de siz bunu değerlendiremediniz gibisinden bir açıklamaydı sanki. Ama zaten antrenörlük budur ki ya doğru insana hak verirsin. Zaten kadrolar o yüzden 25 kişiyle kuruluyor ama 11'i sahaya çıkıyor. Zaten işin bu yani. Senin orada bulunma neden. Dünya genelinde birçok dilde teknik direktörün karşılığı selectioner, seleksiyoner. Evet. Seçicidir zaten. Teknik adam birinci iş seçmektir. Ya seçmeyle ilgili şikayet ediyorsa bir yanlışlık var. Çünkü o senin zaten esas işin seçmek. Yani bu şimdi şuna benzer. Yani su üreticisinin suyun tadıyla ilgili şikayet etmesi. Ama üreten sensin. Bununla ilgili karar veren sensin. Ona benzer ama Galatasaray'ın tabii seçeceği kadro bütününe bakarsan biraz yaşlı. Paris Saint Germain maçına ilk 11'de 6 tane 1986 doğumlu çıktı. Hepsi 1986 doğumlu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Herhalde bir dünya rekoru olabilir. Yani böyle şeyleri nerede görürüz? Hani U19 milli takımı hepsi aynı doğumludur mesela. 2000 doğumludur. Bu U33 milli takımı gibi yani. Hepsi 33 yaşında. Bir kadro kuruyorsun ve gençler birliği maçına çıkan 11'in yaş ortalaması da 31. Yaş da çok önemli değil. Bazı 31 yaşında adamlar var ki 20'likten daha iyi oynuyor. Yaş da çok önemli değil ama bunların ortak yönü şu. Yani general rütbeleri takmışlar, tamam mı? Her tarafta rütbe dolu. Babel, Falcao, Mariano, Nagatomo falan böyle her taraftan rütbeler sarkıyor ve diyorlar ki ben koşmayayım, askerler koşsun ama asker sahada yok. Asker yok. Ben bekleyeyim, onlar bana atsın. Herkes bekliyor Galatasaray'da. Birilerine koşması lazım. O dengeyi sağlayacak adam da Terim'te. Bu anlatımın, bu tanımlaman hani Cem Yılmaz'ın bir ifadesi vardı ya şeyde. Böyle galaksiyi takmışlardı evet. Bir anlamda. Hakikaten galaksiyi takmış. Peki evet. Galatasaray cephesinde yaşananlar bunlardı. Peki, ya şöyle bir şey de var ama yani. Sözünü kesiyorum ama şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Çok havalı da giriyordum. Ya özür dilerim ama şöyle bir şey de var. Şimdi Uğur'un söylediğinin yanı sıra bir de Fatih Terim'in o maç sonu açıklaması tamamen kendisinden probleme arındırıp oyunculara yıkmak. Yani hem taraftarın hem kamuoyunun gözünde sanki sadece tek suçlu o oyuncular, Fatih Terim aslında onlara bir şans vermiş ve bir iyilik yapmış. Onlar da o iyiliğin karşılığını verememişler gibi bir hava doğdu. Bu doğru bir teknik adamlık ve doğru bir söylem ve ayrıca doğru bir iletişim şekli de değil. Siz eğer oyuncuyu maç sonunda o taraftarın önüne atıyorsanız eğer gün geldiği zaman da o oyuncu sizi taraftarın önüne atar. Yani bu anlamda gerçekten Fatih Terim'i tanımakta bir parça güçlük çekiyorum ben. Bu ciddi anlamda Fatih Terim'in kimyasını bozan bir dönemden geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu dönemi Fatih Terim de atlatır. Çünkü çok doğru bir söylem değil. Oyuncuya mağlubiyeti tamamen sanki hani bir irade, Fatih Terim iradesi o oyuncuya o şansı bahşetmiş. Bahşedilen o şansı da oyuncular kullanamamış. Bu anlamda kendini suçluyor Fatih Terim. Yani oyuncuları niye iyi hazırlayamadığı, niye doğru isimleri seçemediğinden dolayı eleştirmiyor kendini. Siz verdiğim şansı kullanamadınız. Siz beni zor durumda bıraktınız diye suçluyor doğru, ki. Bu doğru bir ifade değil. Bir ifadeydi, doğru. Bu doğru bir ifade değil. Yani bir futbol takımı için hele hele çok doğru bir ifade değil. 11 duygudan ve egodan söz ediyorsunuz. Çünkü bir teknik adam haftaya başladığı andan itibaren 24 kişilik bir yani 24 kişiyi işe alıyor Fatih Terim her pazartesi günü. Ve her cuma günü de bu 24'ün 11'ini işsiz bırakıyor. Pardon, 13'ünü işsiz bırakıyor. Sadece 11 kişiyi işe alıyor. Şimdi bu insanların duygularını, bu insanların içinde bulundukları durumu düşünün ve sonra da maç sonrasında ifade ettiklerini Fatih Terim'in düşünün. Bence hakikaten bu dönemi Fatih Terim biraz formsuz geçiriyor. En kısa zamanda eski dönemine dönmesi dileğiyle. Bu formsuzluğun bence en önemli sebebi de konsantrasyon. Yani şu anda Fatih Terim'in de konsantrasyonu sahada futbolun üzerine değil. Yani bu geçen 7 haftalık süre içerisinde hem sezon başındaki söylemler hem işte 2 hafta önce Söz Doylası'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı'yla yaşanmış olması. Daha sonra bu tamamen konsantrasyonu Fatih Terim'i dışarı tutuyor. Bir de tabii 3 maçta sağ kenarında olamamak da bunda bir etkendir. Muhakkak bir etkendir yani sağ kenarında takımı idare edememek. Bence bu milli maç arasını Galatasaray'ın iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bizim için pek önemi yok dedi Fatih Terim milli maç arasının.
Ne açıdan? Bize bir faydası da olmaz onun dedi. Yani bununla bir bağ yok gibi bir cümlesi var. Yani faydası bence olur. Yani Galatasaray'ın mental olarak toparlanması için de olabilir. Belki oyuncuların birbirlerini daha iyi tanıması için de bir fırsat olabilir. Gerçi birçoğu herhalde yine milli takımlara hepsi gidecek ama gitmiyor. Hepsi faydası gitmiyor. Olur. Kalanlar Enzonzi kendi içlerinde o uyumu daha fazla sağlar. Yani benim Galatasaray'da gördüğüm en önemli sorun, oyuncuların bir kere uyum sorunu var. Yani birbirleriyle uyumları yok. Yani iyi oyunculardan kurulu, evet yaş ortalaması yüksek, yaşlı bir kadro kabul ediyorum ama değerli oyuncular bunlar. Kariyerli oyuncular, teknik kapasiteleri yüksek oyuncular, maçı çevirebilecek birçok isme sahip Galatasaray. Yani bu kadronun çok daha iyi bir futbol oynaması lazım. Bunu da sahaya yansıtamamasındaki en önemli sebep de az önce Mehmet Aslan da ifade ediyor. Formsuzluk, ama o formsuzluğun da ana sebebi bence konsantrasyon yok. Yani şu anda futbola konsantrasyon eksik. Peki o dün söylenen ikisi bir arada götüremez Serdar Çelikler demişti yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa Cengiz'le Fatih Terim bence götüremeyecek. Bugün en azından yapılan görüşmeyle bundan biraz uzaklaşmışlar mıdır? Ya götüremez. Ben öyle bir iddiada bulunamam ama benim için bir numaralı kriter burada sportif başarıdır. Yani sportif başarıyı tekrar yakalarsa Galatasaray ki evet 10. olabilir ama liderle 4 puanlık bir fark var. Arka arkaya galibiyetler gelir. 2 hafta sonra Beşiktaş derbisi var. Deplasmanda oynayacak. Bu maçlarda iyi sonuçlar almaya başlarsa bence bu söylemler unutulur. Nasıl görüyorsunuz peki derbi için? Çok erken. Şu anda bir şey diyemem. Yani şu anda Galatasaray'ın ortaya yani bir sinyali yok. Yani iyi futbola dair herhangi bir sinyal göremedim. Yani Paris Saint-Germain maçını burada birçok arkadaşım, birçok dostumuz Galatasaray iyi oynadı, iyi mücadele etti dedi ama ben açıkçası çok memnun kalmadım. Yani maçtan sonra bayağı da alkışladı seyirci. Belki Fenerbahçe maçındaki o kötü futboldan sonra Paris Saint-Germain'e karşı direnmesi hoşuna gitti taraftarın ama ben daha iyi bir Galatasaray bekliyordum. Daha iyi konsantre olmuş bir Galatasaray bekliyordum. Gençler Birliği maçı da keza öyle. Şimdi bundan sonra önümüzdeki hafta içeride Sivas'ta oynayacak. Bu milli maç arasını ben iyi değerlendirmesini bekliyorum. Yani bence bu milli maç bu tarz formsuz takımlara yarar diye düşünüyorum. Yaraması gerekir diyor. Zaten yaramazsa o zaman işler kötü gider.